Akupunktur nedir diye. Buyurun önce nedir diye başlayalım. Hemen. Bizim aklımıza geleniz bir sonra şey, söyleyelim. Akus punktura diye iki tane kelimeden oluşmuş. Latince bir kelime. Akus demek iğne demek. Hı -hı. Punktura baktırmak. Hı -hı. Puncture diye işte yani batırma anlamında. İğne batırma anlamındadır. Akus punktura. Latince kökeni bu. Şimdi eskiden tabii ki inecine periye inanılan bir tedavi sistemi gibi İti bundan 20-25 sene önce, fakat artık tamamen bilimsel ve Sağlık Bakanlığında kabul etmiş olduğu e, bilimsel bir tedavi metodu olarak e, tamamlayıcı tıp e, kısmına alındı. Yani ha. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde artık birçok üniversitede ki ben hem Medipol Üniversitesi'nde hem e, diğer bir, birkaç tane üniversitede öğretim üyesi olduğum için hı hı, rahat konuşabiliyorum. Hı hı. E, burada da e, akupunkturla ilgili eğitimlere katılan hekimlerden bir tanesiyim Çok eğitmen güzel. olarak. E, tabii ki e, artık 39 sene olmuş bu mesleki bende. de yani, yani <laughs> hamdım piştim yandım. Ama sizi görünce ya, aklına şey direkt o geliyor zaten hocam. Öyle bir yer etmişsiniz kesin. <gülüyor> <gülüyor> herkes tanıyor. Evet. E, direkt Şimdi, bu tabii, konuyu. Şimdi tabii deyince hep Türkiye'de olan e, insanların duyduğu şey yama zayıflama veya kilo verme. Evet. Yani akupunktur bugün migren tedavisinde çok başarılı. inanılmaz başarılı boyun kireçlenmesine bağlı olan eee kireçlenmelerde ki baş ağrısında çok etkili. Sinüzit baş ağrılarında çok etkili. Efendim boyundan kola vuran, ellere vuran, parmaklara vuran uyuşmalarda, keçileşmelerde çok etkili. Siyatikte, bel fıtıklarında, bel ağrılarında, ameliyat harici olan kısımlarda hı hı. çok etkili. Alerjik astımda, bronşiyal astımda Akupunktur çok etkili. Özellikle çocukluk yaşlarında bir sürü vakamız var bizim de. Hmm. Çocukluk yaşlarındaki astımlarda da, alerjik bronşitlerde de etkili. Sinüzit dediğim gibi bir de bu alerjik rinit diye bir şey vardır. Sürekli evet, gözler evet. yaşarır. Hı -hı. Saman nezlesi diye Hı -hı. geçer ama bu sürekli mevsimsel olarak tekrarlar. Doruk dönemiyle beraber mesela bunlarda alerjik saman nezlelerinde veya göz nezlelerinde çok etkili. Hatta ve hatta tüp bebek tedavilerinde çok etkili. Ben yaptırdım hmm. biliyor musun bunu? Öyle mi? Evet doktorum önermişti. Hı hı. E, tüp bebeğe girmeden önce o o prosese başlamadan önce e, 7-8 seans belki de bayağı Aynen. uzun ve e, buna başlarım siz de isterseniz bunu açabilirsiniz. 9 9 seans mesela 9 şu anda vakamız oldu. Bunun 7 tanesi hamile kaldı Peki yani. Peki ne 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 yapıyor? Ne hocam? yapıyor? Şimdi He. tabii ki Kadın doğum veya tüp bebek yapan jinekolog yani kadın doğum uzmanıyla beraber çalışıyoruz. Tabii. Bu Şöyle oluyor. Şimdi bazıları var yumurtası çok az. Hı -hı. Yumurtası çok az olduğu için hem yumurtanın üretimini artıran bir etkisi var akapunkturun. Hem de kaliteli yumurtanın artırımını hı -hı. önemli olan yani Tabii 20 o. tane yumurtanız olur bir tanesi kaliteli çıkar. Hı -hı. O kaliteli olan yumurtanın sayısını artırıyor hı. -hı. Ee, bunu işte karında bir takım noktalar var tam yumurtalık bölgesine gelen oralara iğneleri takıyoruz oraya elektrik akımı veriyoruz oraya biraz infra ışını veriyoruz ve ne oluyor oradaki e, hormonal sistemi de e, uyarıyorsunuz tabi ve sonuçta Tabii ki yumurtayı artırıyorsunuz artırdıktan sonra e, bu sefer Tabii ki spermle dönlendikten sonra transfer kısmı başlıyor transfer kısmından Hı -hı. önce de akupunktur anne rahminin kalınlığını artırıyor çünkü 16 17 milime gelmesi lazım aha, aha, aha. o transferin yapılabilmesi için. Bazılarında bu gelmiyor. Doğru. İşte 10, 10'da kalıyor, 9'da kalıyor milimetrik olarak ve tutmuyor çocuk. Ve en önemlisi anne acaba tutacak mı? Evet, Tutmayacak stresi. Tutacak mı? Yani üçüncüyü de denedim. Vallahi üçü de boşa gitti. Tuttu ama düştü. Tutmadan düştü. İşte o psikolojiyi Akupunktur oradaki ardaki bariyeri kullanıyor, bariyer yapıyor oraya. Hmm. Yani sizin tabii ki düşünce olarak acaba tuttu mu tutmadı mı stresinizi önleme şansı yok. Bu sizin mizacınız ama o stresin kalkıp tutunmayı engelleyecek yolları kesiyor diyeyim. Hmm. Stresin negatif etkilerini evet, azaltıyor. Peki hocam katılıyor. şöyle bir şey olmuştu. Ben o be, tüp bebek çalışmasının yani o bölümde yani o denenen kısımda başarısız olmuştu. Fakat ondan sonraki aylarda ve ben bırakmıştım zaten artık çok sıkıldım ve onu takip eden birkaç ay sonra kendim doğal yolla hamile kaldım. Peki bu mümkün mü? Akupunkturun bir etkisi var Akupunkturun e, sonra çıkan etkisi de olabiliyor. Hı hı. Olabilir mi? Tabii. Tabii olabiliyor. Yani ben de bir ilk bir vakaya yaptık. E, çok da güzel. E, tamamen her şey yolunda tutmadı. Ben e, inat ettim. ikinci e, küre aldım. ikinci e, transfer kısmında da oradaydım. İkinci de tuttu mesela. E, yani bu olabiliyor. E, i̇lla yani yüzde otuz oranında şöyle söyleyeyim. Yüzde otuz oranında ekstradan tutunma e, tutulma olayını veya çocuk olma olayını artıran dünyada yapılan bilimsel çalışmalara evet, göre konuşurum etkisi hızlanmış. var. Yani %30 Sadece daha fazla çıkınca kendini çok iyi hissediyorsun yani. Evet, yani Hiç tabii. tecrübe etmedim. Çok yani. basit. Dopamin çıkartıyor, serotonin çıkartıyor. Dopamin, serotonin. Çikolata yediğin zaman böyle hani Bıkılıyorsun ya, evet. özellikle hanımlar adet dönemlerinden önce biliyorsun akupunkturun en önemli mekanizmalarından bir tanesi dopamin serotonini artırması, beta endorfini artırması. Dolayısıyla yani bunları organik olarak yani size, telefonu tuşları gibi düşünün. Şimdi TV2'nin bir telefon numarası var, bir, bir sürü telefon numarası var, bir telefon numarası var. İşte 7 tane haneli, siz onu çeviriyorsunuz. Şimdi o 7 tane numarayı benim vücudumdaki akupunktur noktası olarak düşünün. İşte bir 0 212 diye. Şeye göre değişiyor. 0 212. Hocam. İşte ondan sonra numara numarayı geçebiliyorsunuz, değil mi? Evet. Ha bu numaraları akupunktur noktası olarak düşünün. Ben de o iğneyi elimin tuşlarına basacak olan şey hmm. gibi düşünün. O iğneyle ben o noktalara iğneyi taktığım zaman Tak TV 2'nin stüdyosuna Arama ulaşabiliyorum. Yani evet. bu aslında bilgisayar gibi yani. Ee, şimdi sizin e apanistiniz olduğunda yani apanisit amel ameliyatı öncesinde hemen neyi tutarsınız? Apanisit bölgesini evet. tutarsınız. Ameliyattan sonra o bölgedeki hassasiyet kalkar. Hı hı. Nereniz acıyorsa canınız oradadır diye bir laf evet. vardır. Evet. Yani işte sırtım ağrıyor, sırtımdaki o noktalarımızda fibromiyaljilerde inanılmaz etkili akupunktur. Sırtmıyor, anladım. inanılmaz yani Biren o de bankacı hastalığıdır biliyorsunuz hmm. böyle oturan veya bilgisayarda sürekli iş yapan insanların üst sırt bölgesi maalesef bitiyor ve onlarda mesela gerçekten çok etkili. Ben de hatta yıllardır eğilerek çalıştığım için tabii gençlik dönemimizdi, Benim de fibromiyalji başlamıştı. Ben ilk Sağlık Bakanlığı tarafından 1985 yılında Sri Lanka'ya görevli olarak gittim akupunktur eğitimine. Yani görevli olarak gönderildim. Sonra da bir, bir yılı yakın da master yaptım Çin'de. E, dolayısıyla e, yani çok etki mekanizması inanılmaz. Yani gerçekten bugün e, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın gözlemci olarak e, epey oldu bu dönem 15 sene olmuştur. E, Dünya Sağlık Örgütü'ne gözlemci olarak da katıldım. O kapunkturla ilgili işte endikasyonlar, kontraindikasyonlar yani hangi hastalıklarda kullanılıyor vesaire. Şimdi burada... Bu yanlarını yeni dinledik. Benim bildiğim hep zayıflamayla ilgili. Oraya da ayrıca değinelim. Evet, o, onu... Zayıflamada da hemen çok basit anlatayım. Sonra size bunları göstereceğim. Evet. İştah acıkmayı azaltıyor. İster bu stresten dolayı abur cubur olsun. Evet. ister oturunca 5-6 kap yemek yiyen tarz olsun. Her ikisinde akupunktur azaltır. Çünkü beyindeki işte yani grelin salgısını bloke eder. Midedeki çıkan işte beta endorfini çıkartır, melanos. Bir sürü şeyler var. Yani bayağı etkisi oluyor var. mu? Burada? İki midede ekşime, yanma, kızıma şikayetiniz oluyor. Tamam bende mı? var o. Do direkt reflü sarar. Evet. Direkt keser reflü akıntısını. Gerçi yani biz bunu konuştuk, hatırlıyor musun? Hadi buradan bir çıkışta yineleyeyim size hepinizi. <gülüyor> Aa. <gülüyor> tabii, bu kaç değil. seanslık bir işlem hocam? Şimdi bu e, Zorlar, 8 8-10 seans gelmek gerekiyor. Ben sizi 3 ay 5 ay takip etmem lazım tabii bu ama Hı -hı. başlangıcından itibaren asidiniz azaltır. Hı -hı. Ay itibir. harika. Hemen ben başlıyorum ailem. Çünkü nereden nasıl azaltıyor hemen söyleyeyim. Şimdi beyinde vagus diye bir sinir var. Bu vagus Hı -hı. beyinden çıkar, kulağın içine gider. Bir dalı, bir dalı da e, mide ve bağırsaklara gider. Mide, bağırsaklarda asit salgılanıyor ya. Hı -hı. O asidi salgılayan sinirin ismi vagustur. Biz buradan iğneyi taktığımız zaman veya bir uyanan verdiğimiz zaman sürekli beynin o vagus çekirdeğine uyarı gider. Oradan da buraya uyarı gider. Midedeki asit azaltır. Asit azalınca karn aç olsa da Boş olsa da asit olmayacağı için kramp olmaz. Hı. Kramp olmayınca refleks tok hissedersiniz. Ya açlık mı tamam hissedersiniz? Aynen. Kramp yani verilen diyeti e, çok rahat güzel yapar. Matematiği anlattınız. Gibi yani. ve bitkin düşmezsiniz. Göz ayağıyla kaymaz. Dört, stresi azaltır, sakinleştirir. Kişi kilo verirken e, etrafını kırıp dökmez. Yani... <laughs> atladık. <laughs> beş metabolizmayı düzenler. Hepsi birleşince 8-10 hafta içinde ortalama verilen diyet programına uyulunca 8-10 kilo veriyoruz. Hı. E verince tekrar alınıyor mu? E yani bırakırsan. E yani. Haydi Allah hop hop hop. O insana dersen alırsın yani. E benim şimdi beş tane tüp mide ameliyatı olmuş hastam var. Hı. Tüp mide ameliyatı olmuş. İki Onlar senede, bile alıyor. 2 senede 60'ar er kilo vermişler. 60 kilo vermişler. 2 senede. Sağlıklı mı hocam bu? Yani tamam yani ölüm döşeğinde 130-140 kiloluk insanlardan 160 kiloluk insanlardan bahsediyoruz. Diyeyim, defalarca denemiş. Tüp mide karşı Tabii, olduğundan değil. Yapıyorsun? Ama iki senede 60 kilo vermişler. Aradan bir iki sene daha geçiyor. O 60 Tekrar kiloyu geri almışlar. Neden? Var. Çünkü gofret çünkü işte çikolata yani kalorisi çok fazla. Miktar Hayır. olarak az olan şeyleri sürekli tüketirsen e bu Aynı hemen gelmiyor geliyorsun. ki Melet. Her sene bir beden büyüyorsunuz. Tabii. Şimdi ben burada